Hayatımın bir 3-4 yılını öğretmen olarak geçirdim. Çok eğlendim ama iş tekrara girme duygusuyla beraber de şey oluyor yani acaba ne kadar katkıda bulunuyorsun, onu çözemiyorsun falan, başka bir duygu biriktiriyor içine. İlkokul bile öğretmeni bir hikayedir ya, birinci sınıfa başlama şeyde ki benim öğretmenlik yaptığım dönemde çok ana sınıfı falan daha düşüktü, şimdi daha yüksek performansta. İlkokul birinci sınıf öğretmeni gerçekten insanın en yüksek efor sarf ettiği, tuhaf zamanlar geçirdiği bir dönem. Şimdi öğretmenler odasında bir arkadaşımın diyaloğunu hatırlıyorum. İlkokul 1'e başlamış, 5'i bitirmiş, göndermiş. İlkokul 1'de kocaman adam, çok da severim, sağlıklı, düzgün bir adam. Her geldiğinde şimdi herkes ilkokul 1 öğretmeni de göz ucuyla birkaç hafta takip ediyor. Zor süreç geçiriyor falan, hani şeyde bakıyoruz, hocam nasıl gidiyor, ne yapıyorsun falan falan diye. Birkaç hafta sonra şey dedi mesela, iyi gidiyor, iyi gidiyor arkadaşlar dedi. Çocukların gözündeki ışıltıyı yavaş yavaş söndürüyoruz. Bu çok trajik. Evet, bu çok komik ama yani çok hani içgörülü şey, ama. Çok içgörülü şeyin içerisinde. Çünkü şeyi hatırlıyorum. O çocuklarla ilk karşılaştığında işte o evden, ebeveyninden başka şey görmemiş çocukların işte 20-25 basamaklı merdiveni görüp böyle merdivene baktığı anı hatırlıyorum hani o çocuğun. Ya da ilk zil çaldığında tamam da yani bu kadardır herhalde okul dedikleri falan deyip hani çıktık da. Ya da mesela zille girip çıkması gerektiğinin nedenini anlayamama halini çocuktaki. Aslında şartlı refleksle bir şey öğretiyorsun çocuğa bir şeyde ve hani çocuk ne kadar tuhafsıyor ve normali onu tuhafsıyor olmak. Evet. Halbuki sonra daha birinci yıl tamamlanıyorken her şey yerli yerine oturuyor ve çocuğa temel kuralları çat 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 sıkıştırılmış, istiflenmiş briketler halinde dizmeye başlıyorsun. İşte okulun önüne diziyorsun. Ya böyle anlatınca valla sirk için hayvan yetiştiriyormuş gibi oldu. Ama öyle oluyor yani o doğallığı hatırlayınca 6 yaşındaki çocuğun, 7 yaşındaki çocuğun ya da 5,5 yaşındaki çocuğun hani o natural halini, orijinalini görünce sonra ne yaptığımızı anlıyorsun. Hani arka tarafta yani şey saçma buluyor, tamam zil çaldı da bana ne diyor yani zil çaldıysa evet tamam. Ya da bu kadardır da okul diyor yani 40 dakika durduk yetmez mi diyor yani hani şeydi. Bundan 5 tane daha var falan hani duygusu. 4-5 yıl önce bir okulda seminer verirken öğretmenlere zil çaldı. Gayri ihtiyar dedim ki kesiyor muyuz burada? Nasıl programlanmışsa bu zil çalışına evet. Ki bizim zamanımızda car diyordu, şimdi Hababam sınıfı falan çalıyor okullarda da biraz update olmuş zil olayı. Ama gerçekten böyle anlattığın zaman bir taraftan öğretmenin o örnekliği, o işte insan olarak yapmak istediği pozitif şeyler, çocuklara katmak istediği, bir taraftan da sistemin getirdiği sınırlılıklar içerisinde. Ya zor bir meslek hakikaten. Yani bize mesela olmuşları geliyor, tırnak içinde söylüyorum bunu tabii, hani o ilk öğretimi geçmiş. En azından zili öğrenmiş. Üniversite öğrencileri geliyor. Biz orada bile belli zorluklar yaşıyoruz, çok zorluğu var. O yüzden de belki bize öğretmen denmiyor, hoca deniyor. Bilmiyorum, bak şimdi bu aradaki farkı merak ettim. Bize hep hoca diyorlar, öğretmen daha ilk öğretimde olanlar. Ben ama şeyi hatırlıyorum, ilkokul öğretmenim. İlk birinci sınıfta ben başka bir okuldaydım. Sonra işte Ankara Kızılay'da başka okula geçtim. Rahmetli oldu, Turan Ergün ismini hiç unutmam. Yemek yerken arka dişleri olmadığı için biz öğlen beslenme saatlerinde açardık beslenmelerimizi. Ona da ikram ederdik. O da yanında bir şeyler getirdi böyle. Zaten iki lokma bir şey yerdi adamcağız. Çok yiyemiyordu. Böyle çok böyle kır saçlı halim selim bir adamcağız. Hep ağzının önüyle çiğnerdi. Böyle böyle diye. İki sene yemeklerimi öyle yedim. Yani niye olduğunu bilmeden bana çok estetik gelirdi. Bilgece gelirdi. Öğretmen ya o öyle yiyor. Annem falan, o çocuğum ne yapıyorsun? Yemekleri böyle çiğnemeye çalışıyoruz. Yani oradan pay biçerek mesela onun diğer hangi tavırlarını alıp da bu aynalama sistemiyle içime aktardığımı bilmiyorum. Yani bayağı bir davranış benim parçam olmuştur. Ama mesela ondan sonra geçtiğim okulda diğer hocamın tavırları bambaşkaydı. Bu sefer ondan bambaşka bir şeyler aldım. Yani o öğretmenin insanı formatlama hali, o yaştaki çocuğun formatlanmaya da bu kadar uygun olmasıyla beraber çok acayip bir sorumluluk aslına bakarsan ve acayip de bir imkan. Sadece sorumluluk değil, çok da ciddi bir imkan var. Mesela sen, bu arada şeyde düşündüm yani, seni örnek alan çocuklar şu anda ne yapıyorlar acaba? Yani vallahi merak etmiyor değilim şu anda. Bana sorsan ben eğleniyordum sınıfın içerisinde ama tabii bunun dönütünü almak, hala bu arada belli sosyal medya hesaplarında öğrencilerim var ama koca koca adamlar oldular. Yani başka işte nasıl adamlar oldular? Bence bir meta analiz çalışması yapmak lazım. Alana bir dağılıp bunları tek tek izleyip, çünkü benim böyle bir cins bir hocam pek olmamıştı yani. Senin şimdi o zamanki halini düşünüyorum, daha bir gençlik zamanları neler vardı kim bilir. Ya bir de şey, çocuklara zaten standart müfredat içinde bir şey versem bile senin ufak tefek aralarda verdiğin kişiliğinden kaynaklanan o mini tepkiler, mikro mimikler o başka bir şey aktarıyor yani, senin içindeki çıkıyordur.
Bir tek şunu yaptığımı hatırlıyorum. Bundan da çok eğlendim. Birkaç yıl üst üste benim derslerim buna müsaitti. Ben resim derslerine ve iş eğitimi başlığı altındaki derslere giriyordum. 8. sınıflarda, ortaokullarda iş eğitiminde bir yılın müfredatını, bu arada yasa dışı bir şey söyleyeceğim, ben tamamen standart müfredatı kapatıyordum. Bir şey icat etmeye zorluyordum bir yıl boyunca çocuğu. Sonra o icatlardan da sergi açıyordum. O yüzden şu anda hepsi bir tuhaftır, oynamaya çalışıyorum. Yani hani umarım bir pozitif katkısı olmuştur ama ben bununla çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Çünkü muhteşem anekdotlar çıkıyor ve şeyi de hatırlıyorum. Bir şey icat etmeyle ilgili, mesela sınav yok. Hani o ders bir dönem boyunca aldı derse, sınav yok, yazılı sınav yok. İşte iş eğitiminde bir şey yapmak zorunda değil, bir şey bitirmeyecek. Öyle bir şey yok. Sadece işte hayatından bir problem seçecek. O problemle çözüm üretmeyle alakalı bir şey geliştirecek. Onun da maketini, çizimini, bir şeyini yapacak. Tüm dönem böyle geçecek. Mesela çocukların buna ne kadar hazırlıksız olduğunu fark ediyordum. Yani çünkü hani, aileler hazırlıksız, toplum hazırlıksız, kültür yani, hazırlıksız. Hiç böyle düşünemiyor. Yani bir problemini tespit edebilmeyi, o problemini tespit edip de işte ona çözüm üretebilmeyi falan. Ama orası da böyle tuhaf bir kırılım yeri. Onu bir kez de kırdığında bu sefer de böyle diye bir şey dökülüyor çocuktan yani. Hani sen neler neler, yani mesela terlikle çorabı birleştirip tabanı geliştirilmiş, işte özel ev terliklerini planla, deprem o dönemin önemli problemlerinden bir tanesiydi. Kendi içine kapanan yataklar mı? Hani şeyde en ufak bir sallantıda böyle çat diye kendini içine kapatan yataklar. Çocuk fikridir bunlar. O dönemde şeyde yok, Türkiye'de yok, işte çöpü çıkartmak sorunu olmuş çocuğun, demek nasıl eziyet çektiyse ebeveynlerinden. İşte çöpü direktmen evden dışarıya bırakıp çöp tenekesine giden işte yollar, haritalar, bu aslında yurt dışında var ama hani onu düşünmüş, şeyde geliştirmiş, ona hortumlardan, borulardan çöpü atacağız, oraya inecek falanla ilgili. Maketlerini yaptırtıyorduk çocuklara. Bu çok eğlenceli geçen bir süreçti, bir şeydi. Çocuğun yaratıcılığını tetiklemen yeter, değil mi? Yani yetiyor. İşte bir şey kırana ama mesela şunu hatırlıyorum. Yani birkaç hafta geçiyor. Hani yani onlara bir ekstra yaratıcılık eğitimi vermen gerekmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yok yok yok. Hiç. Zaten sistem çalışıyor. Valla yani sert bir şey anlatacağım ama verdiğim en net yaratıcılık eğitimi şuydu konuyla ilgili. Bir kez özellikle korkuttum. Baktım ki tehdit arıyor. Yani sınav tehdidi olursa çalışıyor ya da işte bir şeyin tehdidi. Ben de şöyle bir tehdit oluşturdum tedirgin etmek için. Bu da muhtemelen yasa dışıdır ama üzerine çok zaman geçti. Belki hafta olmadı. Zaman aşımından yırttın sen. Şeydi. Girdim sınıfa, yani hani çocuklar şeyler, yine çok hazırlıksızlar. Ne yapacağını bilemiyor. Sınav yok ya, hani nasıl düşüneceğini, ne yapacağını bilemiyor. Tedirgin etmek için önce oturdukları sandalyenin üzerine çıkarttırdım onları. Sonra da masaların üzerine çıkarttım. Herkes ayakta. Şimdi o zaten çok tedirgin edici bir an, korkutucu bir an hani şeyde. Elinizi dedim başınıza şöyle koyar mısınız? Koydu. O tuttuğunuz şeyin içinde beyin varla kullansanıza diye bağırdım. Şimdi... ki hiç şiddetli bir öğretmen olmadı. Yani hiç kimseye en ufak dokunma, öyle bir şeyim yok. Duygusal şiddetim de yok ama hani o tehdit duygusu, kendini tedirgin hissetti falan. Orada heyecanlandı, adrenalin yükseldi falan falan. Mesela orada bir sınıfın orada kırıldığını hatırlıyorum. Herkes oturdu, bir şey planladı falan. Yani hani o çünkü daha o yaşta o şey formatı başlıyor ya, biri bir şey demeden su içmemek bile, hani annesi acıktın deyince yemek, işte terli su içme, beklemek falan, hep dışsal bir yönlendirmeye alışmış ya. Ortaokuldan itibaren artık çocuk o zili artık öğrenmiş oluyor ve artık öğrenmiş olmanın dışında o Pavlov'un köpeği gibi oluyor yani. Hani zil çalıyor. Hani tüm hayatı onunla alakalı, işte tehditler, dengeler, bilmem ne, sınav olursa çalışıyor, işte bilmem ne olursa bilmem ne yapıyor. Ya bütün eğitimin zaten yaptığı terbiye bu. Yani eğitimde öğrettiğimiz falan filan fasa fiso, esas olan sisteme, saate, planlamaya uyma. Bunu öğretiyoruz ve başarılı olan buna uyan oluyor. Buna uymayanı biz başarısız diye etiketliyoruz zaten. Ama bir taraftan da mesela şöyle bir şey de var hani işin içerisinde. Çalışmayı öğrenmek diye de bir şey geçirmek zorundayız. Mesela kendimle ilgili en hayıflandığım şeydir. Yani yaratıcı zihnimin sağlıklı geliştiğini düşünürüm. İşte hayal gücümü yıprattırmadım falan falan. Ama mesela benim bir şey çalışma konsantrasyonum çok zayıf. Ve ömrüm boyunca bunun cezasını hep çektim. Çok zorlandım. Halbuki bunu baştan ilkokuldayken keşke işte bir yöntemi olsaymış da çözebilseymiş. Sen yapmışsın yöntemini. Bizim konsantrasyon sistemimiz duyguyla çalışır. Ya sen o duyguyu bir kere uyandırdın mı? Yani bir hayalin peşinden, bir icadın peşinden, bir fikrin peşinden gitme devresini çalıştırmaya vesile oldun mu? Bunu bir kere tadan adam bunu tekrar edebilir. Bizim sorunumuz hiçbir şekilde duygusal angajman hissetmediğimiz ödevlerin peşinde gidiyor olmamız. Yani
oturup motomot bilgisayar gibi çalışabilmeyi becerenlerin başarılı olduğu bir sistemde garip bir seçim var yani. Şimdi ben zamanımın, belki senin de zamanının en böyle sınıfta parlak, yok matematikte vırtta zırtta çok iyi öğrencilerinin hangisi ne yapıyor acaba şu anda? Hayatta ne durumdalar? Eşleriyle araları nasıl? Doyumları ne merkezde? Nasıl, inovatifler mi? Mesela hani Tanrı matematikçi mi, evren matematikte kurulan, bizim matematikte en iyi arkadaş var, şu anda ikrah getirmiş vaziyette, yani memuriyetten çökmüş vaziyette adam. Ne oldu o matematik bilgisi? Demek ki burayla ilgili bir şey öğretmiyoruz biz. Ya buraya derken dünya ve yani evrenin işleyişiyle ilgili bir şey öğretmiyoruz ona. Sistemin idamesiyle ilgili bir şey yapıyoruz. İçinde bir parça da doğru yer almıyor. O Ken Robinson'ın anlattığı bir şey var işte. Okul öncesi çocuklara kağıt atıcı veriyorsun. 200 civarında olanak söylüyorlar. Üniversite mezunu adama veriyorsun. 2 seçenek söylüyorlar. Nereye gitti diyor aradaki 198 seçenek. Eğitimle alıyorsun. O yüzden hocanın öngörüsü çok doğru. Gözündeki ışığı söndürmek. Gerçekten başarı kriteri bu. Eğitimin başarı kriteri bu. O çocuğun yaratıcı ışığını söndürmek. Böyle deyince böyle yani insanlar çok insafsız davranmış oluyor ama bu kimsenin suçu değil. Yani sanayi devrimi sonrasındaki amaç bu zaten. Yani uzman insan, kalabalık, üretim lazım. Yani saçmalama, felsefe yapma, artistik yapma bana. Otur şuraya devam et yani. Ama yani sistemin içinde uyumsuz kalan çocuk da yani öteki türlü alternatif bir yapıyla büyüttüğün çocuk bu sefer de hani zihinsel olarak güzel olsa da kalben sağlıklı, hayal gücü sağlıklı kalsa da sistem uyumuyla ilgili problem çektiği için bu sefer o yalnız kalma ya da boyalı kuşa dönüyor çocuk. İşte ya yani onun da öyle bir tehdidi var. Öyle ki negatif bir çocuğunu öyle yetiştiren. Tabii negatif seçilim diyoruz işte buna. Yani sistem aslında insanın tabiatta hayatta kalması için gerekli olan bütün inovatif becerileri sorun olarak işaretliyor. Hiç insana ait olmayan, bugün bilgisayarlara mükemmelen yaptırdığımız şeyleri seçim kriteri olarak kullanıyor. Bak sonuca şimdi. Geldik 21. yüzyılın ortalarına. Neden korkuyor insanlık en çok? Yapay zeka bizi ele geçirecek, doğru geçirecek diye. Sen senelerdir insanları yapay zeka gibi eğittin. Sadece yapay zeka ile yapılabilecek işleri başarılı addettin. Dolayısıyla bugün 9-5 çalışan herkesin işini yapay zeka alabiliyor. Ne oldu? Şimdi millet kıvranıyor. Ben yaratıcı adam arıyorum diye. Yani birileri gene sıranın üstüne çocukları çıkarttırıp bunu kullan diye bağırmak zorunda kalacak. Ve şu anda işimiz daha zor. Çünkü artık bu kültüre yerleşti. Yani kolay bir işle uğraşmıyoruz. Yaratıcılık derken benden işte sürekli yaratıcılık eğitimleri istiyorlar. Sen de onu duyuyorsun yani. Gidiyoruz, bir şeyler anlatıyoruz falan. İnsanlar bekliyor ki bana yaratıcılığın algoritmasını öğret. Ya abi yaratıcılık öyle bir şey değil. Yaratıcılık hap. Ha. İçecek yaratıcı oluyor. Mavi kırmızı falan. Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix'i lan? Bunlar benim tansiyon haplarım. Öyle bir şey değil o. Halbuki davranışsal bir karşılığı var ama yani ciddi vücut geliştirme gibi. Aynen işte öyle. Yani. Mesela biz hakikaten vücut geliştirme çok güzel bir örnek. Yani kası geliştirmek için göstermemiz gereken çabanın onda birini zihinsel meleke geliştirmek için kullanamıyoruz. Çünkü kendimizi yeter görüyoruz. Daha önce konuştuğumuz zihinsel simülasyonlarımız o kadar sıkıştırılmış ki abi sana bu yeter demişler. Alternatifleri boş ver. Daha iyi bir dünya mümkün demek anarşistlik oluyor bu durumda. Anarşizm nedir? Kuralları yıkalım. Anarşizm kuralsızlık. Ama o kadar çok kural, olası kural kombinasyonu var ki aslında bizim sıkıştığımız şeye karşı anarşistlik yapmamız belki de en gerekli başlangıç noktası. Bugün ama bunu sistematize edebilecek bir anlayışımız da yok. Yani anlamıyoruz, neyin peşinde olduğumuzu da anlamıyoruz. Bir sıkıntı var. Şimdi öğretmene burada acayip bir görev düşüyor işte. Bir kere öğretmen artık bilgi önder. Yani bilgi önder olmak zorunda. Öğretmen öğretici olmaktan çıkmalı, öğrenci de öğrenici olmaktan çıkmalı. Çünkü bugün adı üstünde deep learning, öğrenen makineler var. Adam öğreniyorsa, öğrencinin kralı orada. Hiçbir dersi kaçırmıyor, hiçbir derste uyumuyor. Ne verirsen, veriyi ne kadar verirsen o kadar iyi şey yapıyor. Ama insanın öğrencisi neydi eskiden? Talebe. Ver bana, ver bana, ver bana. Yani kendi ihtiyacı olan bilgiyi talep edip zorla alan adama biz talebe diyorduk mesela. İşte mesela muallim eski tabiri. Şimdi eskiye öykündüğüm düşünülmesin ama muallim tabirinin kültürel bir kodu var. İlimden geliyor. İlim veren. İlim ne? Şu bu budur, bu budur. Dağların denize paralel. Bu değil ilim. İlim birleştirerek anlam çıkarma. Onu hayatta kullanabilme becerisi. Onu kendi sorunlarına uygulayabilme hali. İlim böyle bir şey. Sorun çözebilmek yani aslında. Bu da var mı? Bu da yok. Dolayısıyla çok güzel tabirler kullanıyoruz. Öğrenci ve öğretmen. Öğretmen, Süpermen gibi. Al öğret, al öğret. Öğrenci.
Yani tık 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 al. Bu döngüyü bozacak bir şey lazım. Sistem olarak değil, insan olarak bozabiliriz bunu öncelikle. Çünkü bütün sistemi böyle tepeden değiştirmek imkansız gibi bir şey. Ama biz alttan alta minik inisiyatiflerle bunu yapacağız. Öğretmenler, gaz vermemiz gerekiyor onlara. Öğretmenler. Ya gaz da vermek gerekiyor da bir de şey durumu da var. İlkokul öğretmeni gerçekten çok spesifik bir şey ya. Şimdi ilkokul öğretmeninin pozisyonunun artık üniversiteye kadar giden dönemde de önemi olduğunu, yani aynı yöntemin üniversitede dahi aynı biçimde uygulanması. Yani olası herhangi bir çocuğa yeni simülasyonlar verme işi, bir öncekinde konuştuk. Yeni simülasyonları görme işinin en yüksek formülü öğretmende kalıyor. Aynen öyle. Ya çocuk adına bir şey hayal edebilirse, ya bundan bu da olur ya da böyle bir şey de gelişir, bu böyle de mutlu olur diye, yani çocuğun hiç hayal edemeyeceği, ailenin hiç hayal edemeyeceği yeni bir gerçeklik, gerçeklik olasılığı çıkartabilirse o zaman yürüyor. Dediğin doğru, yani hani bilgi aktarımıyla alakalı çocuklar hepimizden daha fazla, yani 4 yaşında 3 yaşından itibaren tabletin başında çocuk bilgi edinim akış sürecini biliyor zaten, bir şeye ihtiyacı olduğunda. Sorun neye ihtiyacı olduğunu, amacının ne olduğunu bilemiyor. Ya da olasılıklar zincirinde onu bir olasılık olarak algılayamıyor. O sanal bir evren. Yani yeni bir olasılık gelişmeyle alakalı. Hani hep buna çok rastlarsın ya, azıcık taşralı bir yerde öğretmen olup çocuklara soru sorduğunda hani ne olmak istiyorsun falan diye. İki seçenekle geliyor sana. Polis olacak, özür dilerim, üç seçenek. Polis olacak, hemşire olacak ya da dolmuş şoförü olacak. Yani bunu hayal ediyor çocuk. Sınırı o kadar. Halbuki yani öyle bir taşradan çıkma adam Nobel ödülü aldı işte. Sinan Canlısı. Teşekkür ederim, ben aldım. Bak, bak söyledi. Ağzından kaçtı bir kere. O Nobel gelecek arkadaş. O Nobel buraya gelecek. Hocam hep arkandayım. Hiç sıkıntı yok. Çok da gayet olası olduğunu düşünüyorum. Aziz Sancar. Aziz Sancar. Onda da neredeyse bir can var. Dikkat ettin mi? Evet, can ama can olabilirmiş. Sancar. Yani. Şeyin içerisinde. Kendisini adam, saygıyla, hani... sevgiyle selamlıyoruz buradan. Kesinlikle. Yani ne kadar güzel bir örnek, ne kadar alternatif bir simülasyon. Hmm. Hani bunun bir olasılığı olduğunu, Türkiye'deki herhangi bir yerden çıkıp hani böyle bir olasılığın olduğunu şimdiki o 7 yaşındaki çocuğa, 7 yaşındaki çocuğun başında duran öğretmene de hani bu hikayeyi hatırlatmak, bunun bir olasılık olduğunu hatırlatmak. Çünkü bir süre sonra o öğretmen için şey tacizi geliyor, özür dilerim. Mesela. Yani sıradanlaştırıyor. Bunlar yemek yiyor, tuvalete gidiyor, sorun çıkartıyor, bir şey yapıyor falan, ister istemez çok yazık, çok anlıyorsun da yani hani koşulları sertleştiriyorsun. Yani en fazla 20 kişiye kadar olması gereken yerde 40 tane çocuğu veriyorsun. Hazırlıksız gelmiş bir yapı, hazırlıksız bir aile, hazırlıksız bir idari yönetim. Hani çok tek başına da bunu öğretmenle tarif edebileceğin bir şey de değil ama yine de o öğretmene şey diyorsun, yani o çocukların her biri için ayrı ayrı yeni simülasyonlar hayal et. Yani bu çocuktan bu olur, olur değil mi, olur falan ama bu... Çok glikoz demek yani gerçekten. Öğretmenlere verdiğim seminerlerde bu anlattığın şey o kadar çok gündeme geliyor ki biz veriyoruz gazı, anlatıyorsa öğretmen diyor ki işte sınıflar şöyle, müfredat böyle, bakanlık böyle, beklenti böyle, anne böyle, baba böyle. Tespitler zibil gibi. 5 kamyon doldurur yani, o kadar tespit var. Ben de onlara bunlara cevap vermek yerine diyorum ki bakın arkadaşlar, 160 bin sene önce teknoloji falan yokken buzul çağının en şiddetli dönemi vardı. İnsan nüfusu 2000'in altına düştü. Ama o geri kalan 1000 küsur kişi var ya, hepimizin atası. Onlar oradan yırttı. Bana neden bahsediyorsunuz? Yani mızrak yok, tuzak yok, teknoloji yok, tarım yok, bir şey yok. Hava da çok soğuk. Ha, hava da buz gibi, buzun içinde yaşıyor adam. İşte Neandertaller Kuzey Avrupa'da falan. Yani insanoğlu zaten bunun için yapılmış bir şey. Yani sorun çözeyim diye yapılmış. Şimdi bizde ne var? Bana çözümü ver, yapayım. Bütün eğitim sistemi işte. Öğretmen de buradan çıkıyor maalesef. Ama arada birkaç tane cins çıkıyor. Bak en sevdiğimiz öğretmenler diye liste yaptıysam. Ben bunu sağda solda yokladığım için böyle bir bilgim var. Sıra dışı öğretmen aklımızda kalıyor. Niye? Biz çünkü sıra dışı olmak istiyoruz ama bunu bilmiyoruz. Bir cins bir öğretmen gelince, bir cinslik yapınca ama pozitif anlamda. Yani bizi böyle bir cidarımızı genişletince, işte simülasyonlarımızı arttırınca böyle bir iyi hissediyoruz. Ona bir daha bir bağlı hissediyoruz. Ve bu bazen sınıfta espri yapmak kadar basit bir şey olabiliyor. Çok basit bir şey olabiliyor. Ve oradan verdiğin mesaj belki de kelebek etkisiyle bir çocuğun hayatını sonuna kadar değiştirebiliyor. Fakat bu mühendisliği yapılabilecek bir şey değil. Mesela senin çocukları sıranın üzerine çıkarttırıp da o kafanızda beyin var kullanın oğlum demen planlanmış, mühendisliği yapılmış, şu saatte, şu derste, şu noktada söylenecek bir şey olmadı muhtemelen. Zuhur etti. Neden? Bir ihtiyaca binaen. Ama o ihtiyacı oluşturan şey ne? Öğretmenin kafasındaki fikriyat. Öğretmenin kafasında bir öğrenci bu derste ne yapmalı ya da bir insan nasıl davranmalı konusundaki bir şablon
buna sebep oldu. Bir şey var. O şablon üzerine çalışmak lazım. Bu çok yaklaştığını düşünüyorum. Hani oradan bir şeyi az daha genişletmek istiyorum bu anlattığın hikayeyi. Şimdi milli eğitim diye bir şeyle tarif edince ister istemez pazarlık konusunu vasatlaştırıyorsun öğretmenle. Şimdi o bir iş ya. Öğretmenlik bir iş. Maaş alıyorsun. Sana devlet kurallar belirliyor. Bakanlığı var. İşte aşağıya kadar silsilesi var falan. Sen de ister istemez herkesin yukarı baktığı bir hiyerarşi var. O hiyerarşi var ve yani hani buradaki yürüttüğü süreci de böyle yani ister istemez her işte olduğu gibi pazarlıkla yürütüyorsun. İşte kaç saat derse gireceksin, işte onun için ne yapacaksın, bilmem ne yapacaksın falan. Halbuki öğretmenlik öyle bir meslek yapısı formülü değil. Gerçekten değil. Yani sanatçı olmak gibi. Kendi aynen içerisinde böyle bir şey barındırıyor. Ki bunun örneklerini görüyorsun. Yani o yüzden mesela devletle pazarlığını vazgeçip pazarlığın üzerinde performans gösteren her öğretmen benim hayatımda da ben öğretmenlik yaparken yanımdaki insanların örneklemlerinde de çok böyle hemen hatırladığım pozitif bir şey dönüyor. Pazarlıktan vazgeçmiş. O onun üzerinde bir şey yapıyor. Yani öğretmen olduğunu kabul etmiş, o bir sanatçı hali ya da bir aura, bir yetenekler bütünü şeyin içerisinde. Buna emek sarf edip konsantre olup bununla heyecanlanan, buna heves eden durup dururken niye buranın takımı işte bilmem nerede şampiyon olmasın ki olur anasını satayım diyen beden eğitimi öğretmeni şimdiye kadar 30 yıl boyunca her gün derse girmiş, her gün handball oynatmış, her gün bilmem ne yapmış adamdan farklı bir şey yapıyor. Bir de azıcık hayalleri olan bir adamsa bak yeteneğe gerek yok vallahi. Azıcık hayalleri olan bir adamsa oluyor. Öğrencinin önünde tartışmayalım. Bu okulda son kararı ben veririm. Çocukların hayatlarıyla ilgili kararları da ben veririm. İleri gidiyorsunuz. Siz ileri gidiyorsunuz. Ben tüccar değilim. Eğitimciyim. Bu olasılık acayip yeni bir fırsat verebiliyor. Sadece o pazarlıktan vazgeçip, bakanlıkla oynaşma hikayesinden vazgeçip öğretmen olduğunu kabul etme. Hadi senin kelimenle söyleyeyim. Bunu kendine zuhur etmesini bekleme yani. Yani hani bunu daha yukarıdan düşünecek. Pazarlıksız çocukla kendi olduğu hali geliştirmeye konsantre olacak adam tipi ya da kadın tipi. Hayallerini gerçekleştirmek hayallerinin büyüklüğü. Bak geçen gün bir şey dinledim. Sadhguru diye bir adam var. Bu aralar internette çok popüler bir Hindistanlı bilgelerden bir tanesi, mistiklerden biri. O bir şey anlatıyor insanın hayalinin büyüklüğüyle ilgili. Birisi diyor ki hayallerimi nasıl gerçekleştirebilirim? O da diyor ki onun içinde gerçekleştirebileceğin hayallerin varsa maalesef çok küçük hayallere sahipsin diyor. İnsanın hayalleri ömrünü aşan bir şey olsun ki ondan sonrası devam etsin. İnsan olmak böyle bir şeydir. Bir örnek anlatıyor pratik. Bir haber çıkmış. Hindistan'ın belli bir bölgesi 2025 yılında çöl olacakmış. İşte gelişmelerden dolayı. Ve o bölge hani hakikaten Hindistan'ın böyle yeşilliğiyle falan bilinen eskiden bölgesiymiş. Ondan sonra bu adam da demiş ki, işte dinleyicileri falan da var ya, milyonlarca insan bunu dinliyor. Demiş ki biz buraya 16, ben hesapladım 16 milyon ağaç diksek bu iş halledilir. Demişler sen deli misin? 16 milyon ağaç dikmek ne demek? O demiş ki buranın nüfusu kaç? Demişler işte şu kadar milyon. Demiş ki bu sene herkes bir ağaç dikse, 2 sene sonra da herkes birer ağaç dikse zaten rakamı ulaşıyoruz demiş adam. Yani o nüfus sayısının 2 katı kadar ağaç dikmek gerekiyor. O zaman demişler ki herkes nasıl ağaç dikecek? Ya demiş yaşadığın yeri yeşillendirmek gibi bir işe herkes niye katılmasın? Ya yani bu aptallık. Yani bunu yapmayan adam aptaldır zaten falan demiş. Ve demiş ki yani duyurun bunu, yapılsın. Sonuçta 4,5 milyon ağaç dikiliyor oraya ve dünyada o sene, o 9 sene zarfında dünyada yeşil alanı %30 artan ilk yer. Adam diyor ki başarısız olduk. Ama muhteşem bir başarısızlıktı diyor. Yani sonuçta orası yemyeşil oldu. İşte hayal böyle bir şey. Biz cidarları çok daraltmışız maalesef. Sevgili öğretmenlerimiz hem kendilerini hem bizi acık genişletsinler. Yani zarar gelmez. Ki gerçekten birinden bir şey istenecekse yani hiç iltifat için söyleyemem. Gerçekten sanırım gerçekten değişiklik yapabilecek tek insanlar öğretmenler. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. Thank you, boys. Thank you. Geri kalan herkesinki çok şimdiki zamanda kalıyor. Gelecekle ilgili bir planın tek parçası onlarmış gibi görünüyor. Bu arada bu söylediklerimizin %90'ını öğretmenlerimiz yüzünden söylüyoruz. Daha eskiden beri bak neler neler. Hadi bitirelim. Hadi Gökay bizi dövmeden.